Yaklaşın. Bize doğru dön. Bize doğru varalım. Yok yok, oraya oraya. Değerli Çorlulular, değerli basın mensupları, bugüne kadar her yıl olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 99. kuruluş yıl dönümünde de Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu örgütü olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyoruz. Ve ayrıca geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutluyoruz. Biz bu ülkenin ne kadar büyük zorluklarla, bu cumhuriyetin ne kadar zor koşullarda kurulduğunu çok iyi biliyoruz. Ve bu nedenle de 99 yıllık haklı gururumuzu bugün başımız dik, alnımız açık bir şekilde yaşıyoruz. Ancak diğer taraftan şunu da üzülerek görüyoruz. Bugün halen daha ülkemizin demokrasisine, iç huzuruna, birlik ve bütünlüğüne yönelik saldırılar devam etmektedir. Ve bunun en son örneğinde 2 gün önce 21 Nisan'da pazar günü bir şehit cenazesinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıda hep birlikte yaşadık. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu ülkede askere sıkılan kurşunla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak yapılan terör eylemi arasında hiçbir fark yoktur. Ve dünya görüşü ne olursa olsun, hangi siyasi partinin üyesi olurlarsa olsunlar, burada amaç aynıdır. Doğrudan doğruya Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü hedef alınmıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak milli mücadeleden gelen bir partiyiz. Kuvayi Milliye'den gelen bir partiyiz. Ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü saldırılara karşı dimdik ayakta kalarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde siyasi iktidar mücadelemize durmaksızın devam edeceğiz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki son seçimler açıkça ortaya koymuştur. Bugün Türkiye'de mevcut siyasi iktidarın tek alternatifi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi 2020'li yılların Türkiye'sinde demokrasinin, hukuk devletinin çıtasını en üst seviyeye taşımak için Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde iktidar mücadelesini sürdürecektir. Ben sözlerime burada son verirken hepinizi saygıyla selamlıyorum ve katılan bütün üyelerimize de, partilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum.